Ben geldim. Benim dört mevsimden en sevdiğim sonbahar. Ama maalesef bugünlerde sonbahar ilkbahar diye bir şey kalmadı. Direkt yazdan kışa geçiyoruz, kıştan yaza geçiyoruz. Klimayı bütün yaz boyunca soğukta yakıyorum. Sonra sonbaharın gelmesini deli gibi istiyorum ki klima falan yakmayalım, böyle camları açalım. Kendiliğinden hafif bir rüzgar essin. Huzur dolalım. Yağmurlar yağsın şakır şakır. Deli gibi istiyorum bunu. Bütün bir yıl bunu bekliyorum hatta. Sonra ne oldu? Şu son 3-5 yılda klimayı bütün yaz boyunca soğukta yakıyorum. Sonra birdenbire sonbahar gelmeden kış geliyor. Bir bakmışım ben böyle sarıp sarmalanmışım evin içinde battaniyelerle oturuyorum. Bu sefer de klimayı sıcakta yakmaya başlıyorum. Delireceğim gerçekten. Sonbaharımı geri istiyorum. Geri istiyorum artık. Neyse sakin olayım ben. Ama gerçekten çok sinir bozucu bir durum olmaya başladı bu. Mevsimler değiştikçe benim en sevdiğim mevsim ortadan kalktı. Ben o böyle yağmurların yağdığı, ılık bir havanın olduğu, sonraları artık böyle Kasım'ın sonları doğru havaların böyle bayağı soğuduğu o geçişi çok seviyorum. Bayılıyorum o geçişe. Ama bu sene de Kasım geldi ve hala bir sonbahar yaşamadık, görmedik. Bakalım ne olacak sonumuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi yağmur ve yağmur kokusu. Bana terapi gibi geliyor. Çocukken yerlere yapışıp topraklar yermişim. Gerçekten bahçelerden topraklar yermişim. Ve annem zorla beni zapt edermiş. Hatta tuğlalardan birer parça kemirdiğimi biliyorum. Birazcık sapıkça biliyorum. Kil yerdim mesela. Sonra böyle demir eksikliğim falan çıkınca annem çok ciddi anlamda yasaklamıştı onu bana. Ve bir daha yiyememiştim. Ama hala böyle ne zaman yağmur kokusunu duysam bir bahçeye girip toprak yemek istiyorum. Ama kendimi zapt ediyorum. Benim gibi olanlar var mı yoksa gerçekten bu sapıkça bir şey mi? Çok merak ediyorum. Bundan dolayı mı yağmur kokusunu çok seviyorum yoksa yağmur kokusunu çok sevdiğim için mi toprağı çok seviyorum bilmiyorum. Ama toprağa da yağmura da yağmur kokusuna da aşığım. O yüzden istedim ki size önümüz kış, yağmurlar gelecek, hava bozacak. O zamanlarda evde neler yapacaksınız? Çünkü öyle zamanlarda dışarı çıkmak istemiyoruz. Bazılarının içi böyle, nasıl diyeyim size, içi bayılıyor ve mutsuz oluyorlar kapalı havalarda. Bense aksine yaşamla doluyorum, enerjiyle doluyorum. Böyle yazma isteğim geliyor, okuma isteğim geliyor, mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Belki size ilginç gelebilir ama çok hoşuma gidiyor bu. Ama kesin benim gibi birileri vardır. İşte böyle zamanlarda evde neler yapabilirsiniz? Evde gününüzü kaliteli geçirmek için, vaktinizi güzel değerlendirmek için neler yapabilirsiniz? Bütün gün şöyle meditasyon yapar gibi bir günü nasıl yaşarsınız? İşte hemen size küçük ipuçlarımı vereceğim. Bir kere her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Bütün hayatımız boyunca hep aynı şeyleri yapıyoruz. Hayatımız çok büyük bir monotonluk halinde aslında. İşte ben diyorum ki bu yağmurlu günlerde bir kez olsun beni dinleyin. Bir kez olsun şu günü şöyle geçirin. Bana çok teşekkür edeceğinize eminim diye. Hatta bana şöyle mesajlar geleceğine de eminim. İşte kendime geldim, kendimi çok mutlu hissediyorum vesaire. Çünkü hep yazıyorsunuz ama bu videodan sonra bence daha çok gelecek. Resim yapmanızı öneriyorum size. Kara kalem. Çünkü diğerleri pahalıya patlıyor biliyorum. Şimdi gidip ekipman falan alamazsınız. Ama sadece bir kara kalem, tek bir tanesiyle başlangıç için ve 2-3 tane beyaz kağıt. Bu kadar. Sonra YouTube'dan portre fotoğrafları aratın. Portre yapan insanları aratın. Size adım adım nasıl yapıldığını gösterecek. Bazı videolar 2-3 dakikalık ve çok hızlı. Onu yavaşlatın. Videoyu 0.25'e, 0.50'ye alın ve onunla birlikte çizmeye başlayın. Ben videoyu sık sık durduruyorum. Aynısını yapmaya çalışıyorum. Hayatım önce hiç resim yapamadığımı söylemiştim size. Resim yapma yeteneğimin asla olmadığını düşünüyordum. Ta ki bundan 2-3 sene önce deneyene kadar YouTube'dan videolar açıp resimler çizmeye başladım kara kalem. Ve baktım ki inanılmaz benziyor onların yaptığına ve sonrasında kendi yüzümü ve Ali'nin yüzünü de çizmiştim. Hatta size de göstermiştim, çok beğenmiştiniz. Ve hiçbir eğitimim yok, hiçbir şey yok. Toplamda çizdiğimde 50 tane resim altı üstü. Ama hani diyoruz ya meditasyon yap, şöyle yap, böyle yap. Ama herkes yapamıyor, herkes odaklanamıyor. Sadece nefese odaklanmak her zaman kolay olmuyor. Aklımızdan düşünceler geçiyor. Ben hayatım önce resim yaptığım kadar aklımdan düşüncelerin geçmediği, sadece ona konsantre olduğum başka hiçbir iş bilmiyorum. Müthiş keyifli ama aynı zamanda müthiş bir meditasyon. Eğer ki meditasyon yapamıyorsanız resim yapın. Gerçekten bunu deneyin. Şok olacaksınız ve yapabildiğinizi görünce de çok şaşıracaksınız. Çünkü resim yapmayı sanırdım ki en başından çok yetenekli olmak gerekiyor. Aslında resim yapmak öğrenilebilen bir şeymiş. Bunu çok sonra fark ettim ve çok geç fark ettiğime de üzüldüğüm şeylerden bir tanesidir. Bir yağmurlu günde yapılabilecek en güzel şey farklı şeyler denemektir. İşte onlardan bir tanesi de resim yapmak. Ve gelelim benim en sevdiğim kısma. Yemek yapmak. Ama nasıl bir yemek? Ya evdeki malzemelerle daha önce hiç yapmadığın bir yemek yapmanı istiyorum senden. Ya da interneti aç, fotoğraflara şöyle bir bak. Hiç bilmediğin yabancı bir mutfaktan, hiç daha önce yemediğin bir lezzeti. Hemen markete git, malzemelerini al ve yapmaya başla.
O kadar keyifli bir şey ki daha önce hiç yemediğin bir şeyi yapmaya çalışıyorsun. Çünkü aynı şeyleri yapmaktan sıkılıyoruz ya. Hem de bambaşka bir kültürden bir şey tatmış oluyorsun. Çok eğlenceli bir şey. Daha önce hiç yapmadığın bir şeyi yapabilirsin. Çünkü artık YouTube inanılmaz güzel bir yer. YouTube'da aradığın her şeyi bulabilirsin. YouTube'da bulamazsan İngilizce biliyorsan İngilizce sitelerden aratabilirsin. Eğer bilmiyorsan da sorun değil. Translate'den hemen çevirip tarifler bulabilirsin kendine. Ve yapabileceğine inandığın ilk şeyi hemen denemeni istiyorum. Mesela sushi hiç yemediysen deneyebilirsin. Bir şey balıkla yapmak istemiyorsan ton balıkla yapabilirsin. Ben çok yapıyorum bu arada. Çok seviyorum sushi yapmayı. Gidiyorsun marketten yaprak şeklinde yosunlar var. Onlardan alıyorsun. Pirincini haşlıyorsun. Pirincin içinde ona özel bir sirke var. Onu alıyorsun, döküyorsun, haşlıyorsun. Haşladıktan sonra onu yaprağın üstüne seriyorsun ince bir tabak halinde. Sonra arasına avokadoyu sevmiyorsanız salatalıkla yapabilirsiniz. Salatalık havuç da koyabilirsiniz. Ve ton balığını koyuyorum. Sarıyorum, sarıyorum, dilimliyorum, 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 dilimliyorum ve bayağı bir yiyoruz. Yani bayağı bir yiyoruz. Siz de böyle bir şey deneyebilirsiniz. Bir İtalyan mutfağı deneyebilirsiniz. Japon mutfağından bir şeyler deneyebilirsiniz. Dünyada var ya o kadar çeşitli, o kadar güzel yemekler var ki ulaşabileceğiniz bir şeyi alın ve daha önce yapmadığınız bir şeyi deneyin. Çok güzel oluyor. Ve yemekten sonra kendinize şöyle çok güzel bir film açtınız diyelim. Yanına güzel bir bitki çayı demleyebilirsiniz. Ben en çok ballı zencefil çayı seviyorum. Ama şey de çok güzel oluyor mesela. Lavanta çayı. Ballı zencefil çayı olabilir, lavanta çayı olabilir, yeşil çayı olabilir. Güzel şöyle bir bitki çayı alıp da belki yine daha önce hiç denemediğiniz bir bitki çayı olabilir. Zencefil çayını öneririm bu arada. Çok güzel oluyor içine de. Böyle azıcık limon atın, balla zencefili kaynatın. Çok güzel oluyor. Onu mutlaka denemenizi öneririm. Yutkundum ya, canım istedi resmen. Çünkü böyle yağmurlu günlerde içinizi ısıtacak bir şey lazım. Ben de diyorum ki boş verin siyah çayı, kahveyi, yeni bir şey deneyin. Yapabiliyorsanız tabii ki meditasyon yapın. Nefesinize konsantre olarak 10 dakika bile olsa yağmuru dinleyin. Çünkü ben zaten yaz günlerinde de yoga ya da meditasyon yapacaksam yağmur sesiyle yapmayı çok seviyorum. Ya hazır yağmur yağıyorken bunu yapmak çok keyifli oluyor. O gök gürültüsü, yağmur, o böyle... Bir tane bile araba sesi olmamışı o kadar seviyorum ki. Meditasyon yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız YouTube'dan daha önce hiç yapmadığınız zumba olabilir, modern dans olabilir, herhangi bir dansı açın. Ve öğreten yerler var. Gerçekten YouTube'da bunları öğreten videolar var. Ve İngilizce bilmenize bile gerek yok. Hareketleri taklit edeceksiniz, olacak bitecek. Ve kendinize şöyle bir koltukları falan itin. Kendinize bir alan yaratın. O dansları taklit etmeye çalışın. Yarım saat bile olsa o kadar eğlenceli ki, o kadar eğlenceli bir şey ki. Radyo tiyatrosu. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Beni benden alır radyo tiyatrosu. O kadar çok seviyorum ki açın ve lütfen benim için bir radyo tiyatrosu dinleyin. O kadar seveceksiniz ki ve hayatınızın vazgeçilmezi olacak. Uyurken dinleyeceksiniz, uyandığınızda dinleyeceksiniz. Her zaman bir radyo tiyatrosu dinlemek isteyeceksiniz. Lütfen bir deneyin. Yağmurlu günlerde en güzel şeylerden bir tanesidir radyo tiyatrosu dinlemek. Çünkü... Gözlerinizi kapatın, tamam mı? Uzanın, bir minder alın altınıza, uzanın, gözlerinizi kapatın, yağmuru dinleyin ama bir yandan da o tiyatroyu dinleyin. Kendinizi olayın içinde hissedeceksiniz. O olayın içine gireceksiniz. Diyelim ki polisiye bir tiyatro izliyorsunuz. O katili yakalamak isteyeceksiniz. Atıyorum bir aşk hikayesi dinliyorsunuz. O hikayenin yerine kendinizi koyacaksınız. Dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesidir radyo tiyatrosu. Ve benim de en sevdiğim şeylerden bir tanesidir tabii ki. Ve yazmak. Yağmurlu günlerde en sevdiğim şeylerden bir tanesi yazmak. Aklınıza ne geliyorsa diyebilirsiniz ki Ece benim edebiyatla hiç alakam yok. Ece ben hiçbir şey yazamam. Ece ben günlük bile tutamam. Ben de tutamam günlük. Ama aklına ne geliyorsa herhangi bir şeyle ilgili. Bugün yaşadığın bir şey olabilir, aklından geçen bir şey olabilir, canın istiyorsa şiir olabilir. Herhangi bir şey. Güzel yazmak zorunda değilsin. Sadece iki satır bile olsa, yarım sayfa bile olsa yazmayı dene. Ve son olarak eğer hala yapmadıysan bütün bunları yaparken pencereyi açıp toprağın kokusunu içine çekmeni istiyorum. Yağmurun kokusunu içine çekmeni istiyorum. Aslında şu an anlattığım her şey... Meditasyon gibi gelecek sana. İster misiniz öyle bir video çekeyim? Meditasyon yerine yapabileceğiniz, meditasyon yerine geçecek şeylerden bahsedeyim. İsterseniz bana söyleyin. Siz yağmurlu günlerde peki ne yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl geçiyor? Kış insanı mısınız? Yoksa yaz insanı mısınız? Ben yazı çok fazla sevmiyorum. Belki de güneşe alerjim olduğu içindir. Ama kışın ve sonbaharın hastasıyım. En çok da sonbaharın. Siz de neler yaptığınızı anlatırsanız hem başkalarına hem de bana faydanız olur. O zaman bugün size bir kitap hediye edeyim. Kitaptan daha önce bahsettim. Ekim ayında okuduklarım video. Kendine ait bir oda. Kitap çok güzel bir kitap. O zaman da söyledim. Kadınlar okusun zaten. Zaten kadınlar okur. Ama erkeklerin okuması gerektiğine inandığım bir kitap. Kadınların 17. 18. yüzyılda hatta 19. yüzyılın başlarına kadar neden edebiyat dünyasında var olamadıklarını anlatan müthiş bir kitap olmuş. Bu kitap benden size gitsin istiyorum. Bundan önceki iki videoya giderseniz bu olmamak için kitabını hediye ettim. Viking masallarını hediye ettim masal videosunda ve bugün de kendine ait bir oda kitabını hediye etmek istiyorum. Bu 3 videoya da
Kitabı istediğinize dair yorum yaparsanız ve Instagram'dan beni takip ederseniz otomatikman çekilişe katılmış olacaksınız. Kitap hediyelerim her zaman devam edecek. Bütün kütüphanemi size vereceğim. Çok seviyorum bunu. Paylaşmak bence çok güzel bir şey. Umarım severek okursunuz ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için yorum yazabilirsiniz. Yine söyleyeceğim, bu işte beraberiz. Siz olmazsanız başaramayacağımı çok iyi biliyorsunuz. Umarım severek izlemişsinizdir. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.